Merhabalar sanatçı Aynur Doğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Keçe Kurdan adlı şarkıyı seslendirmesinin Şivan Perver tarafından yasaklandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından Türkçe ve Kürtçe paylaşım yapan sanatçı şu ifadeleri kullandı. Keçe Kurdan bizim için sadece bir şarkı değil. Özgürlüğün, barışın, sevginin, ortaklaşa mücadelenin ve dayanışmanın coşkusu yan yana çekilen halaylarımızın, dansımızın ortak ritmiydi. Kürt kadınının sesi farklı kültürlerden kadınların bir araya gelerek oluşturdukları toplumsal bellek, birbirimize duyduğumuz ihtiyacın yeniden hatırlanışı, hafızamızın uyanışıydı belki. Kendimizce daha nice anlamlar yükledik. Bir zamanlar yasaklanmak istendi. Denediler ama başaramadılar. Ancak bu defa aşağıdaki mesajda belirtilen gerekçelerden ötürü geçe kurdanı söylemem yasaklanmıştır. Çok kısa sürede gerçekleşecek bir konser organizasyonuna katılmam için bir davet yapıldı. Yoğun programım nedeniyle katılmamın mümkün olmayacağı karşı tarafa iletildi. Ve ekibimiz alternatif olarak projeye bir video ile katkı sunmayı kendilerine önerdiler yoğunluğum sebebiyle geri dönüş yapamadığım bir talebin karşılığında uygulanan bu sansürün nihai değerlendirmesini siz değerli dinleyicilerime bırakıyorum. Gelinen noktada dinleyicilerime olan saygım bu açıklamayı zaruri kılmıştır. Gecekurdan artık sizlere emanet diye Aynur Doğan bir açıklama yaptı. Ayrıca Şivan Perver'in Hakan Akay aracılığıyla kendisine gönderdiğim mesajı da yayınladı Aynur Doğan ve mesajda şu ifadeler kullanılıyor. Merhaba biliyorsun geçen Aralık ortalarında mamostenin 50. sanat yılı vesilesiyle belli başlı sanatçılardan bu çerçevede kısa bir video mesajı talep ettiğimizi ve bu anlamda Aynur'dan da beklediğimizi sana telefonda söylemiştim. Sen Aynur'la konuşup Bugün yarın gibi kısa bir süre içinde döneceğini söylemiştin ama bugüne kadar da bir dönüşünüz olmadı. Şazam Nazeri başta olmak üzere Kam Kars, Ahmet Güneştekin, Zara ve birçok daha önemli sanatçı mesajlarıyla mamose Şivan'a moral kaynağı oldular. Fakat Aynur'dan herhangi bir cevap bile alamamak Mamosya'yı çok üzdü. Bu durumu büyük bir saygısızlık olarak yorumluyor. Bunun akabinde Mamosya'nın onayı ve talebi doğrultusunda şöyle bir kararı Aynur'a bildirmenizi talep ediyoruz. Keçak Kurdan şarkısının Aynur tarafından ne stüdyoda ne de sahnede bugünden itibaren yorumlanmasına izin vermiyoruz. Kalan müzikten çıkan aynı isimli albüm dışındaki Tüm Keça Kurda Şarkı yorumlarının bütün Audi ve YouTube başta olmak üzere video platformlarından 15 Şubat 2024 tarihine kadar silinmesini talep ediyoruz. Ortak proje yaptığınız başka kanallar, kurumlar da varsa sizin üzerinizden aynı şekilde 15 Şubat'a kadar kaldırılmasını talep ediyoruz. 15 Şubat 2024 tarihine kadar kaldırılmamış tüm Audi ve video paylaşımlarının YouTube hak ihlalleri yani strike üzerinden kaldırılacağını bilmenizi istiyoruz. Bundan dolayı dijital platformlarımızın bu strike'lardan etkilenmemesinin sorumluluğu 15 Şubat'tan itibaren size aittir diyor. Şivan Perver Aynur Doğan'a gönderdiği mesajda Valla bu konuda kim haklı kim haksız diyemeyeceğim. Bunun yorumunu da sizlere bırakıyorum. Ve yeni gelişmelerden gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.